Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. World of Warships ekibinin 2023 yılı içerisinde getireceği değişikliklerde radar muhriplerini de duyurmuştuk. Ve radar muhripleri öyle bir istatistiklerle geliyor ki diğer bütün muhripleri oyundan silmeye yemin etmiş adeta World of Warships ekibi. Abartıyorsun diye düşünebilirsiniz. Şimdi direkt olarak diğer 8 geminin detaylarına geçeceğim. O zaman durumun ne kadar vahim olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar şimdi düşük diğer gemileri direkt olarak atlıyorum. İsterseniz resimlerine vesaire bakabilirsiniz ama Tier 8'e kadar çok büyük bir özel değişiklikleri yok. Tier 8'de radar geliyor. Bu Türk gemisi, bunu da göstereyim size. Yavaşça şöyle aşağı ineceğim. Şimdi Tier 8'e kadarki gemiler normal, savaşabileceğiniz gemiler. Tier 8'de ne oluyor? Hani bu kadar değişen. İlk olarak 16.600 canınız var. İyi, Tier 8'de çoğu muhtemelen fazla. Ya da eşit. 5 topunuz var. Her top merminiz 2000 patlayıcı mermi hasarı vuruyor. 11.3 kilometre. 11.3 kilometre menzil gayet güzel zaten. Hani İtalyanlardan uzun. Üstüne 5 tane ateş edebiliyorsunuz. Yükleme süreniz de 4 saniye. Yani kaptan build'ini bunu odaklı olarak yaparsanız 3.2 saniyede bir 10.000 hasar veren salvolar atabiliyorsunuz. Süper. Bu kadar hızlı ateş edebilen az gemi var oyunda. Peki bunlarla bitiyor mu? Bitmiyor. Bir torpidonuz var arkadaşlar. Menzili çok kısa. 6 kilometre. Yani her yerde kullanamazsınız ama 76 not. Bildiğiniz uçuyor. Eğer torpido hızı modülünü alırsanız 81 nota çıkıyor bu hız. Bildiğiniz kaçılması mümkün değil eğer bu mesafede birini yakalarsanız. Ama onun dışında mesafesi sınırlı olduğu için çok güçlü diyemeyiz buna. Uçak savarınız çok kötü. Uzun menzilli uçak savarınız yok. Kısa menzilde de çok fazla bir hasar vurmuyorlar. Ama şimdi gelin diğer detaylara bakalım. Hız 38 not. Hız modülünüz var. Üstüne hız bayrağı takıyorsunuz. Büyük ihtimal 44-45 notu bulursunuz. Çok rahat uçabilirsiniz. Dönme yarıçapınız 640 metre. Kötü değil. Hatta gayet iyi. Rudder shiftiniz 3.9 saniye. Çok iyi. Tespit edilebilirliğiniz biraz kötü. 9.5 kilometre. Yani siz bunu modüllerle, kaptan yeteneğiyle vesaire düşürdüğünüz zaman 7 kilometreye, 7.5 kilometreye falan geliyor olması lazım. Ama şimdi göreceksiniz arkadaşlar, bu 7 kilometrelik tespit edilebilirliğin hiçbir dezavantajı olmayacak bu sınıfa. Neden? 1. Smoke'unuz var. Tamam, smoke herkes de var zaten. Herkes siz kullanabiliyor. Ama en önemlisi ikincisi radar. Radarın menzili 9 kilometre. Yani diyelim ki siz başka bir muhripsiniz. Bu adamı 7 kilometrede gördünüz. Geminin adı Split. Split'i 7 kilometrede gördünüz. Ne yapacaksınız? Ateş edeceksin diyelim. Tamam, ateş ettin. Bu muhrip de seni gördü. Bu ne yapacak? Sise basacak. Siz de sise bastınız diyelim. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Adam radarı bastı, size ateş ediyor. Radar 10 saniye demiş. Bunu kaptan yetenekleriyle 12 saniyeye getirebilirsiniz. 12 saniyede bu adam size 3 kere ateş edebilir. Her atışında 10.000 hasar veren bir salvo atacak. 30.000. Diyelim ki mermilerin yarısından kaçtınız. Tabii ki tam hasar vermedi. Bir de yarım hasar vermiş olsun. 7.000 canınız gitti. Şimdi bu adamın üstüne koşmaya devam mı edeceksiniz? Geri mi kaçacaksınız bundan sonra? Adamın üstüne koşmaya devam ederseniz 7.000 can kaybetmişken bir muhribin hani bu adamı yenmesi pek mümkün değil. Geri kaçarsanız ne olacak? Atıyorum geri gittiniz, döndünüz, bir daha bu adama yaklaştınız. Bu arada mutlaka 60 saniyelik zaman geçmiştir. Yani bu adamın radarı yeniden hazır olacak. Sisi radar yeniden basacak. Aynı savaşı bir daha yaşayacaksınız. Bir daha dayak yiyeceksiniz. Şimdi Tier 8'de bana bu gemiyle kapışabilecek bir gemi söyleyin. Ben de diyeyim ki ilk videonun başında söylediğim şeyleri abartmışım, özür diliyorum. Yani Fransızlar mı bu adamla kapışacak? Hayır, adam sis basacak, Fransız dövecek. Almanlar mı kapışacak? Alman sis basacak ki Almanların sisi daha kötü biliyorsunuz. Sonra hidro ile yaklaştı diyelim. Alman zaten hidro ile bu adamı görene kadar 5 kilometrede. Bu adam patır patır ona salvo vuruyor olacak ki bu adamın Almanlara göre hasarı çok daha yüksek. Patlayıcı mermileri çok iyi vuruyor. Zırhtayıcı mermi atarsa Alman büyük ihtimal overpen atar zaten. İngilizleri düşünün, yani gene bir şansı yok. Hani İngilizlerin kendini tamir etmesi vesaire var ama nereye kadar tamir edebilirsin ki? Sonuçta yaklaşana kadar sürekli dayak yiyeceksin. İtalyanlar zaten ayrı komedi. İtalyanlar hiç savaşamaz. Yani tamamıyla Tier 8'de parçalayacak. Ve diğer tierler daha da kötü bu arada. Şimdi Tier 9'u da söyleyeyim. İstatistiklerini söyleyip Tier 10'a geçeceğim direkt. Çünkü Tier 9'da hani çok ekstra bahsedecek bir şey yok. 20.300 can. Main battery 6 tane topumuz var. 2000 vuruyor gene.
Atış menzilimiz 200 metre artıyor. Torpidolarımızın menzili artıyor ama 7,5 kilometre. Hızları da 80 nota çıkıyor. Yine modülle bu 88 notu falan bulur. O yüzden 7,5 kilometre torpidoyu gene kullanabilirseniz kaçması neredeyse mümkün değil. Bunların dışında atış hızınız biraz 4,4 saniye bir reload time var. Bu biraz kötü sayılabilir. Ama yine TR-9'da hem radarı hem sisi hem daha iyi torpidoları ve daha iyi top hasarıyla TR-9'daki en güçlü muhriplerden birisi de bu olacak. Hani bunlarla kapışabilecek benim gördüğüm tek muhrip Kitakaze'dir TR-9'da. Ama Kitakaze'de ne bu kadar çevik olabilir, ne bu kadar hızlı gidebilir ve Kitakaze'nin tabii ki radarı yok. Bu adam Kitakaze'yi gördüğü anda sis radar gene aynı şekilde savaşmaya başlayacak. Tier 10'a gelelim şimdi. Tier 10'daki durum daha da vahim. Bakın Tier 10'da geminin has canı 24.400. Neredeyse Harugumo'nun canına sahip. Toplarınız bir tane 139 mm var. Sonra şurada 6 tane de 139 mm gene ayrı. Neden ayırmışlar bilmiyorum. Öyle ayırmışlar. Hasarları vesaire de aynı. Yani toplamda 7 topunuz var. 2000, 14000 alfa hasarınız var. Yükleme süreniz 3.7 saniye. Bunu 3.1 saniyeye kadar düşürebiliyor olmanız lazım eğer bu odaklı girerseniz. Üstüne torpidolara bakalım. Torpidolar 86 not hızda gene 7,5 kilometre. 86 not hız 91'i bulursunuz herhalde gene modülle. 7,5 kilometrede kaçılması mümkün değil. Cruiser'ları bile yakalayabilirsiniz bununla. Hız 41.2 not. Motor artı bayrakla büyük ihtimal 47-48 not olur. Harugumo'ya bildiğiniz depar atarsınız. Üstüne dönüş 810 metre. Harugumo'dan daha küçük. Zaten radar shiftiniz de daha kısa. Yani Harugumo'dan daha çeviksiniz. Tespit edilebildiğiniz Harugumo ile aynı olması lazım. Yine 7,5 kilometre. Tabii ki radarınız var. Sesiniz var. Şimdi bu gemi arkadaşlar neden Harugumo ile kıyasladım? Çünkü Harugumo muhripler arasındaki en yüksek DPS'e sahip olan gemilerden bir tanesi. Harugumo ile savaşacak sadece Daring olması lazım. Eşit olabilecek. Onun dışarısında Harugumo ile normalde birebir bir muhrip atmaz. Özellikle Harugumo uygun bir pozisyonda savaşa girdiyse, topları vesaire hazırsa. Ama şu duruma bakın. Yani bu adam çok rahat bir şekilde Harugumo'nun canına sahip, manevrasına sahip, atış menziline sahip. 12 kilometre bu arada atış menzilimiz. Atış hızına sahip. Üstüne Harugumo'daki sis de var ama radarla beraber. Yani ekstradan radar da bastın diye. Daha hızlı dönebiliyor. Daha hızlı hareket ediyor. Daha iyi torpidoları var. Harugumo'nun dışında Daring de kapışamayacak. Zaten Alman muhriplerinin bence imkanı yok. Hidro ile bu adama sağlam bir şekilde yaklaşamazsın. Hidro'nun menzili kaç? 5,5 kilometre mi? Bu adam mesela 7,5'lı adamı gördünüz. Sis radar bastı. Arada 2,5 kilometre mesafe var. 2,5 kilometrede 40.000, 50.000 hasarlık bir salvoyu atabilecek patlayıcı mermilerle. Ki ondan sonra siz yaklaşsanız bile daha ilk kez adamı ateş etmeye başlayacaksınız. Neyse benim sözlerim bu kadar arkadaşlar. Sizin yorumunuz varsa mutlaka yazmayı unutmayın. Bu arada şu tür yorumları da açayım. Yok kardeşim ben bu gemiyi atıyorum Z49'da yenerim gibi. Attım gemi ismini hatırlamıyorum bile Z'nin kaç olduğunu kodunun. Yazın ama cidden mantıklı bir senaryoda kazanabileceğimizi düşünmüyorum teke tekte. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.